Herkese merhabalar. İkinci matematik konumuza hoş geldin evladım. Benim ebob, ekok'u işleyeceğiz ve aynı zamanda aralarında asallığın ne olduğuna bakacağız seninle beraber. Süper bir konu, önemli ve temel bir konu aslında. Öğrenme çıktılarımız, yani eskidenki kazanımlarımız. Birinci bölümde ilk başta ebob, ekok'a bakıyoruz. Ardından da aralarında asal sayıların nasıl oluştuğunu, nasıl aralarında asal olduğunu iki doğal sayının onu öğreneceğiz. Ebob, ekok'u zaten daha önceden temellerini atmıştık ortak kat ve ortak bölen şeklinde şimdi biz bunları adlandıracağız en büyük ortak bölen en küçük ortak kat şeklinde adlandıracağız. Ve bunları altıncı sınıftan işte ortak bölen ve ortak katı bildiğimizi ve asal sayıları bildiğimizi kabulle geçiyoruz aslında bu konumuza. Ve anahtar kavramlarımız çok basit. Asal kavramını öğreneceğiz. Yani asil hiçbir şeye bölünmeyen kendisi ve birden başka. Aralarına asallık kavramına bakacağız. En büyük ortak bölen ve en küçük ortak kat kavramına bakacağız. Ve hadi bakalım o zaman tabii ki öncesinde şunu söylemek istiyorum. Tonguç Kap birinci sezonumuz başladı Tonguç'um ve takımını hemen belirle. Bilge Baykuş'umuzun hızlı çıtamızın Tonguçakaya.com'a girip takımını belirledikten sonra 3 tane görev var yapman gereken. Çok basit. Bu videoyu şu anda izliyorsun zaten. Bu videonun konu anlatımını izle ve anlamaya çalış. Bu kadar basit. Ardından... Zaten bunu YouTube'dan ücretsiz bir şekilde yapabiliyorsun. Ardından... Hemen bu videonun arkasından birazdan sana... Videonun sonuna koyacağız bunu. Meydan okuma testine e, yönlendireceğiz. Meydan okuma testimizi de... ister videonun sonundan çözüp tasla girişini yap... Ya da direkt tasla çözebilirsin. Hiç fark etmez. Ve bu testi çözdüğün zaman... Bu ikisi beraber birbirini bütünleşiyor. Ve pekiştirmiş oluyorsun konuyu. Matematik soru çözerek pekiştirilir. Unutma. Ardından da video ödevlerini yapacaksın. Tonguç Kap'ta biliyorsun... Her gün bir videomuz var Tonguç LGS kanalımızda ve gün gün ödevlerimiz de var. Programlı ve planlı bir şekilde giderken iki tane setimiz var. 0'dan 8'e hazırlık setimiz ve dinamo setimizi kullanıyoruz. Bütün bu sezon boyunca buradan ödevlerimizi vereceğiz ve hadi bakalım o zaman süper bir şekilde inşallah sen de LGS sayısal 2024 bitti biliyorsun ve burada da karşımıza gerçekten ev soruları geldi. Dolayısıyla biz LGS'de çıkacak bir tane soruyu bu dersimizde halledeceğiz. Dolayısıyla sen de bu konuya konsantre ol ve hadi bakalım o zaman süper bir şekilde konuya başlayalım. <laughs> Son kelamı. altıncı sınıftan bir şey hatırlıyor musun? Unuttum bile hocam. Gerçekten de, kaç sene oldu? iki sene oldu. Ben de unuturdum. E, ve altıncı sınıfta bizim hatırladığımız e, bir başlık aslında ortak bölen kavramıydı. Ortak bölen ve ortak kat kavramlarıydı. Biz öğrenmiştik altıncı sınıfta. Mesela dördü biz. Bir kere 24, iki kere 12, üç kere 8, dört kere 6 diye çarpanlarını ayırabiliyorduk. Veya 30'u biz bir kere 30, iki kere 15, üç kere 10, beş kere 6 diye çarpanlarını ayırabiliyorduk. İşte bunlar aslında neydi? Bu e, ifadelerin ya yani 30 ve 24'ün çarpanlarıydı. Zaten bunları öğrendik e, geçtiğimiz derste. Çarpan ve bölen demekti aslında bunlar aynı zamanda. Yani 24 ve 30'un aslında biz nelerini öğrenmiştik burada? E, çarpanlarını ve bölenlerini bulmayı öğrenmiştik. İşte biz bunların ortak bölenlerini bulmak istersek yani bak ikisinde de bir var değil mi? İkisinde de iki var değil mi? Aynı zamanda ikisinde de üç var değil mi? İşte biz bunları ortak bölenler diyoruz. Devam edelim. İkisinde de altı var değil mi? İşte bunlar bizim için ortak bölenler diyorum. O zaman diyorum ki ortak bölenleri bir, iki, üç ve altıdır diyorum. Peki en büyük ortak böleni nedir desem sana bunların içerisinden? Bir, iki, üç, altıdan hangisidir? Altı. Harikasın. Altıyı buraya yazıyorum. İşte en büyük ortak bölen dediğimiz şey en büyük ortak bölen. Ebob dediğimiz kavramın açılımı aslında diyoruz. Dolayısıyla en büyük ortak böleni biz bu şekilde hani amele metotla işin tabiri gerçekten de böyle teker teker çarpanlarını bularak yazarak yap, yaptık. Şimdi bir de en küçük ortak kat kavramına bakalım. Şimdi biz 6. sınıfta yine katları ee, ...öğrenmiştik. Mesela 12'nin katları... ...12, 24, 36, 48, 60... ...ya 12, 12 ekleyerek gidiyorduk. Bak 60'ı 12 ekledin... ...72, 72, 12 ekledin, 84, 84, 12 ekledin... 96, ...96, böyle böyle devam ediyor. Şimdi 15'in katlarına baktığımız zaman da... ...15, 30, 45, 60, 75, 90... ...105, 120... ...böyle 15, 15 artırarak ilerliyoruz. 12 ve 15'in... ...ortak katlarına baktığımız zaman... ...dikkat edelim, ikisinin de ortak katı... ...burada gördüğümüz gibi... ...tak 60 mesela... İkisinde de var değil mi? Aynı zamanda 120 mesela ikisinde de var değil mi? Ee, evet süper. O zaman iki tane ortak katı söyledik. Mesela 60 sonra 120. Bundan sonra birazcık daha devam etseydik 180 olacaktı. Sonra birazcık daha devam etseydik 240 olacaktı ve bu şekilde devam edecekti. Şimdi bunlarsa ortak katları ve en küçük ortak katı nedir desem sana burada ne dersin bana? 60. Harikasın. 60 dersin. İşte en küçük ortak ...kat, ekok dediğimiz kavramı da aslında bulmuş olduk. Şimdi biz bunu altıncı sınıfta öğrenmiştik... ...ama sadece ortak bölen ve ortak kat diye öğrenmiştik. Bunların büyüklüklerini, küçüklüklerini... ...zaten bularak e, hesaplayabiliriz ama... Bu gerçekten yorucu. Bu gerçekten amele metot. Yani birazcık e, işimiz oluyor burada. Ama bunun için kolay bir metot var mı? Evet var. En büyük ortak böleni bulmak için yeni metodumuz şudur Tomuş Eren beyim. Bunu mutlaka çok iyi bilelim. 24 ve 30'u böyle yan yana yazıp sanki bölme algoritması gibi yanlarına bir çizgi çiziyorsun. Ama dikkat et en sağdakinin yanına çiziyorsun. Sonra diyorsun ki 24 ve 30'u ikisini de bölen hani bölme algoritmasında neydi? Hangi sayıları kullanıyorduk biz? 2, 3, 5, 7 gibi asal sayıları kullanıyoruz değil mi? Hemen asal sayılara bölünmeye başlıyorum. 2'ye e, bölünebiliyor mu? Evet bölünebiliyor. 24 ve 30 ikisi de 2'ye aynı anda bölünebiliyor. 24'ü 2'ye böldüğümüz zaman 12 oluyor. 30'u 2'ye böldüğümüz zaman 15 oluyor diyoruz. Şimdi devam ediyorum. Tekrar 2'ye bölünebilir mi? Herhangi birisi, herhangi birisi yeter. Ama dikkat ettiysek 24 ve 30'u bu iki aynı anda böldü ve ikisini de ikiye böldü değil mi? Dolayısıyla buna böyle bir yıldız koyuyorum diyoruz. Şimdi şimdi hangi sayıya bölünebilir? İkiye bölünebilir ama sadece bu bölünür. 6 oldu bu on iki ikiye bölündüğü zaman on beş ikiye bölünemediği için aynen kaldı hiçbir şey değiştirmiyorum. Ve buna da yıldız koymuyorum çünkü ikisini de aynı anda bölmedi bu on iki ve on beşin. Devam ediyorum. Tekrar ikiye bölünür bu 3 olur bu 15 aynen kalır çünkü bu ikisini de bölmedi diyoruz. Devam ediyorum. Artık iki kalmadı. Üçe bölüyorum. Bir sonrasında burası da beş oldu. İkisini de aynı anda böldüğü için böyle yıldızı koyuyorum. Ve sonrasında artık bu bir kaldı. Bunda bir şey yapmama gerek ama beşe bölüp bunu da bir haline getirmem gerekiyor. Ve sonuçta da bu iki ve üç dediğimiz sayılar aslında aynı anda ikisini de böldü. Yani ortak bölen demek. Dolayısıyla bizim için EBOB dediğimiz şey, EBOB dediğimiz şey işte bu iki tane sayının çarpımı oluyor. 2 çarpı 3 yani 6 oluyor. Zaten biz demin 24 ve 30'un EBOB'unun kaç olduğunu bulduk? 6. Harika. 6 olduğunu bulduk. Dolayısıyla burada da 6 olduğunu bulmuş olduk. Bu arada şöyle yazılıyor bu. EBOB yazıyorsun, EBOB yazıyorsun. Hani gösterimi şöyle oluyor. 24 yazıyoruz, virgül 30 yazıyoruz. Yani 24 ve 30'un EBOB'u demek bu. Eşittir. Kaç bulmuştuk? 6. Cevabımız 6 diyoruz. Şimdi bu basit bir metot. Şimdi birazcık da ekokuna bakalım bunu nasıl yapılıyor. Şimdi demin yaptığımız şeyin aynısını yapıyoruz. 2'ye böldük. 12, 15. Hızlı geçiyorum. 2'ye böldük. 6, 15 böyle kalıyor. 2'ye böldük. 3, 15. Sonra 3'e böldük 1. Demin yaptığımız şey aynı şeyi. Bu 5 çıktı. Bu da 5'e böldük 1. Şimdi demin yaptığımız şey aynı şey. Burada yıldızlar vardı. Burada da bir tane de yıldız vardı. Tamam eyvallah. Bu seferse ekokunu arıyorum. Yıldızlar yani ortak brenlerin bir anlamı yok. En küçük ortak kata bakacağım. Burada da hepsini çarpıyorsun. Yani ekok dediğimiz şeyi bulmak için şöyle bir şey yapıyoruz. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 diyorum. Yani burada gördüğüm bütün sayıları çarpıyorum ve bunu da çarparken diyorum ki 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 3 24 24 kere 5 120 sonucuna ulaşıyorum. Dolayısıyla bunların ekoku 123. Bunu da şöyle gösteriyorum bu arada. Ekok yazıyorum. Ekok yazıyorum. Parantez açıyorum. 24,30 yazıyorum. Eşittir diyorum ki 120 şeklinde. Yani 24 ve 30'un ekoku 120'dir diyoruz en küçük ortak katı. Burada şunu şöyle yazabiliriz bu arada şunu da söylemek istiyorum. Mesela 2'nin 3. kuvveti çarpı 3 çarpı 5 diye de yazabilirsin. Bu da aynı şeydir hiç fark etmez diyorum. Bu da üssü gösterim şeklinde yazımıdır diyoruz. Şimdi geldik EBOB vs EKOK. Yani EBOB EKOK bakalım ne anlama geliyor. Şimdi bir kere şunu unutmayacağız. EBOB bölendir. Yani İki sayıyı da bölebilen ortak bir bölenden bahsediyoruz biz burada. Dolayısıyla sayılarımızdan daha küçük olur genellikle. Bazen eşit olabilir. Ama ekoksa katıdır sayının. Yani sayıdan genellikle daha büyük olur. Ve sayılardan genellikle daha büyük veya eşit olabilir diyoruz. Şimdi bu ne demek? Mesela ben demin e, 36, ben demin Şurada mesela 24 ve 30'un 24 ve 30'un EBOB'unu buldum. EBOB'unu bulduğum zaman 6 çıktı. Yani sayılardan daha küçük çıktı. Ama EKOK'unu bulduğum zaman sayılardan daha büyük 120 gibi daha büyük bir sayı çıktı. Genellikle hani sorularda karıştırırsak bu bizim can simidimiz olacak. Gerçekten de can yeleğimiz olacak. Bizi kurtaracak sorularda hani bulamazsak sonucu. Şimdi bir de şunu unutmayacağız. EBOB dediğimiz şey ortak asal bölenlerin çarpımı. Mesela 36 ile 30'un burada hemen yaptık senin için fazla uzatmaya gerek yok. Ortak bölenlerini bulmak istiyorsak tak diye burada yıldızla işaretlediğimiz bak ikisini de aynı anda bölen 36 30'u ikisini de değiştirmiş. Veya işte burada mesela 3 ikisini de değiştirmiş ama bu iki sadece 18'i değiştirmiş bunu değiştirmemiş mesela. Veya işte bu 3 sadece bunu değiştirmiş, bunu değiştirmemiş mesela. Bu 5 sadece bunu değiştirmiş mesela gibi. İkisini de aynı anda bölümler varsa bu iki ve 3'ü çarpıyorum. 2 ve 3 ortak asal benlerinin çarpımı 6'dır diyorum. 36 ile 30'un ekokunu sorarsa bize tak diye diyeceğiz ki bütün hepsini çarp. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5. Bunları çarptığım zaman da cevabımızın 180 olduğunu söyleyebiliriz ve Dediğim gibi EBOB ve EKOK'ta çok dikkat etmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi sayılardan küçük oluyor genellikle bu da sayılardan büyük oluyor genellikle çünkü kat. Çünkü neden bunu söylüyorum? Burada en büyük geçiyor ya. Büyük deyince insanın aklına geliyor büyük olması gerekir değil mi? Hayır arkadaşım daha küçük oluyor. Burada küçük geçiyor ya en küçük. Burada da küçük dediği için küçük olması beklersam ama daha büyük bir şey çıkıyor sayılardan daha büyük bir şey çıkıyor. Bu da aklımızın köşesinde kalsın diyor. Şimdi hemen geldik şimdi e, sıra sende diyorum. Önce kendin dene sonra izle diyorum. Yani bu videoyu tak diye durdurup ilk başta kendin dene. Bunun cevabını bulmaya çalış bakalım. Sonrasında izleyebilirsin. E, sence sonuç kaç? Nereden bileyim hocam? Evet nereden bileceksin gerçekten de birazcık zor. Birazcık yapalım sana işlemlere bakalım. Şimdi EBOB'la ekokunu bul demiş. 35 ve 42'nin EBOB'uyla 35 ve 42'nin ekokunu bul ve topla diyor bize. Hemen o zaman 35'i buraya yazdım. 42'yi buraya yazdım. Sonra yanlarına çizgi çektim. Şimdi bu neden önemli? Çünkü bu zaten bazı arkadaşlarımız biliyor olabilir ama... ...bu temel bir e, başlık. Neden? Çünkü bu konuyu öğrenmeden ebapakok problemlerini geçemiyoruz. Problemleri yapabilmek için ilk başta... E, matematiksel işlem yani dört işlem yeteneği gibi EBO ekok yapmayı bileceğiz ve sonrasında problemlere geçeceğiz. Dolayısıyla bu çok önemli dört işlem yeteneğimiz varsa eğer temel matematiğimiz kuvvetli diyoruz ya aynı onun gibi düşünebilirsin. 35 ve 42 şimdi bakalım ikisi de ikiye bölünür mü? Hayır bir tanesi ikiye bölünür bu 21 olur. Bu 35 aynen kalır hiç değişim olmaz. Şimdi ...ikiye bölünür mü artık? Artık iki kalmadı. 2'ye bölünemez artık 3'e bölünür. Bu 7 olur. Bu 35 yine aynen kaldı. Hayda. Bu ikisinde bölen hiçbir şey yok. Şimdi ikisi de 3'e bölünür mü? Bölünmez artık bitti. 5'e bölünür mü? Evet 5'e bölünür. Bu 7 oldu. Bu 7 oldu ve artık bu şekilde kaldı. Şimdi buradan sonra artık ikisi de 7'ye bölünebilir artık çünkü hiç bölen kalmadı. 3, 2, 3, 5 kalmadı. O zaman bu aynı anda ikisini de bölecek ve bir 1 olacak cevabımız. Şimdi artık sonuna kadar geldik. Şimdi EBOB dediğimiz şey aslında bu zımbırtı. Yani bu ikisinin EBOB'u ...dediğimiz zımbırtının sadece yedi olduğunu görebiliyoruz. Çarpacak bir şey yok. Yani iki tane şey yok ki. Ekok dediğimiz şey ise hepsinin çarpımı. İki çarpı, üç çarpı, beş çarpı, yedi dediğimiz şey. Altı kere beş otuz. Otuz kere yedi, iki yüz on dediğimiz e, çıkıyor. Dolayısıyla yedi artı iki yüz onda cevabımızın iki yüz on yedi olduğunu... ...herkes bulmuştur umarım çok basit bir aslında algoritma yapıyoruz. Algoritmayı yaptığımız zaman işlem hatası yapmazsak bu sonuca ulaşmış oluruz diyoruz. Şimdi geldik aralarında asal sayılara yine temeline devam ediyoruz. Şimdi bunlar temel başlıklar. Mesela bu konu ileriki göreceğimiz ünitelerde karşımıza gelebiliyor. Bu ünitenin içerisinde geliyor başka ünitelerde geliyor. Dolayısıyla bu temelleri çok iyi atmamız gerekiyor. Birden başka ortak böleni olmayan pozitif tam sayılara aralarında asal sayılar denir. Bak dikkat et Asal sayılar değil. Asal sayılar neydi? İki. Harika. Üç. Harika. Beş. Harika. Yedi. Harika. Böyle devam ediyor değil mi? Süpersin. Şimdi o zaman asal sayılar deyince iki, üç, beş, yediyi aklına getirmen kadar muhteşem bir şey olamaz gerçekten. De. Bravo diyorum sana. Peki aralarında asal nedir? Kesinlikle bunlar değil. Bunlarla alakalı hiçbir şeyimiz yok. Aralarında asal demek. Aralarında asal demek. Bir kere en az iki tane sayı olacak orada. Bu iki sayının hiçbir ortak bölünü olmayacak birden başka demek. Mesela. 4 ile 15'e bakalım seninle beraber. 4 ile 15'in ortak bir böleni var mı diye sordum sana. Sence hangi sayı böler bunları ortak? 1. Aynen süper. 1 dedin süper. 1 var tamam eyvallah. Başka bir sayı var mı peki? Birden başka ortak böleni var mı bunların? Yok hocam. Harika yok. Dolayısıyla bunlar aralarında asaldır diyoruz. Çünkü... Ne ikiye bölünür, ne üçe bölünür, ne beşe bölünür, ne yediye bölünür, ne sekize bölünür. Ne... Bunların hiçbir ortak bölünü yok. Peki devam ediyorum 24'te 35. 24 ile 35 aralarında asal mı? Şimdi bir kere bakıyorum diyorum ki ya bunların hiçbir ortak böleni var mı? Ee, mesela birden başka bir, biri söylemene gerek yok. 24-35'in hiçbir ortak bölünü yok. İşte bunlar aralarında asaldır. Mesela ikiye bölünmez, 3'e bölünmez, dörde bölünmez, ortak olarak bölünmez. İkiye bu bölünür ama ikisi de aynı anda bölünmez. 3'e bu bölünür ama ikisi de aynı anda bölünmez. 5'e bu, beşe bu bölünür ama ikisi de aynı anda 5'e bölünmez. Dolayısıyla ortak bir böleni yok birden başka diyoruz. 7 ile 21'e bakalım. 7 ile 21'in Ortak bir böleni var mı Tonguç Erhan Bey? Yedi var hocam. Harikasın. Yedi ikisini de böler. Dolayısıyla bunlar aralarında asal değildir diyoruz. Ortak bölenleri birden başka olduğu için aralarında asal değildir. Peki bazı örnekler vereyim bu arada. Aralarında asallıkla alakalı çok önemli tüyolar vermek istiyorum. Ardışık sayılar kesinlikle aralarında asal. Mesela sekiz ile dokuz. Aralarında kesin asaldır. Veya işte yüz bir ile yüz iki kesinlikle asaldır diyoruz. Çünkü bunların hiçbir ortak böleni olamaz. Çünkü ardarda geliyorlar. Ardışık tek sayılara baktığımız zaman mesela 5 ile 7 aralarında asaldır. Veya işte 17 ile 19 aralarında asaldır. Veya işte 21 ile 23 aralarında asaldır. Çünkü ardışık tek sayılar da aralarında asaldır. Kesinlikle ama kesinlikle çift sayılar aralarında asal değildir. Bunu bilmemiz gerekiyor. İki tane çift sayı varsa mesela 10 ile 10 pardon, 10 ile 16 aralarında asal mıdır? Değildir çünkü ikisi de ikiye bölünür. Çift sayılar ikiye bölündüğü için aralarında asal değildir. Unutmayalım. Veya diyelim ki işte 52 ile 52 ile işte diyelim ki 58 aralarında asal mıdır? Hayır değildir çünkü ikisi de ikiye bölünür diyoruz. Şimdi devam ediyorum. Bir ile tüm pozitif sayılar aralığında saldır. Mesela bir ile e, 728 aralığında saldır. Veya işte bir ile e, 1686 aralığında saldır. Bir ile bütün sayılar aralığında saldır. Bunları da bilmemiz gerekir diyoruz. Şimdi geldik hemen bir tane klas bir soruyla senle beraber. 6 ile 4A 2 basamaklı sayısı aralarında asal sayılarda demiş. Buna göre A sayısı kaç farklı değer alabilir demiş bize. Şimdi diyoruz ki şimdi 6 diye bir sayımız var. 4A diye iki basamaklı bir sayımız var. Bu, bu sayı mesela ne olabilir? 4A dediğimiz sayı şöyle olabilir. 40 olabilir. E, 41 olabilir. 42 olabilir. 43 olabilir. 44 olabilir. 45 olabilir. E, 46 olabilir. 47 olabilir. 48. 49. Bitti bu kadar. Şimdi... Bütün olabileceği değerler bu dört anın bunlar aslında. Peki 6 ile aralarında asal olan hangisi buradakilerden? Şimdi bakıyorum diyorum ki bu 40 ile 6 aralarında asal mıdır? Hayır değildi çünkü ikisi de çift sayıdır. Asla çift sayılar birbirleriyle asal olamaz. Çünkü ikisi de ikiye bölünür. Mesela 41 ile 6 aralarında asal mıdır Tonguç Eylül benim? Evet hocam. Harikasın. Hiçbir ortak bölünür olmadığı için aralarında asaldır. Doğru söylüyorsun. Bak 41'i İkiye bölemezsin, üçe bölemezsin, dörde bölemezsin. Zaten altı iki üçe bölünür zaten sadece. Dolayısıyla iki üçe bölünemez. Mesela kırk e, 42 ile altı e, 6 aralığında samdır. Hayır değildir. Çünkü bak dikkat et. Çift sayıları direkt eleyebilirsin. Çift sayılarla iki çift sayı birbirleriyle asal olamaz. Bunları eledik bile. 43 ile e, baktığımız zaman diyoruz ki 6, 2 ve 3'e bölünür. Bunlar 2 ve 3'e bölünür mü acaba? Hayır bölünmez. Dolayısıyla bu, bu, aralarında asaldır. 43 de 6 ile aralarında asaldır. Çünkü 2 ve 3'e bölünemez. 2 ve 3'e bölünür mü? Evet bölünür. Mesela 45 ile 6 ikisi de 3'e bölünür. Dolayısıyla aralarında asal değildir diyorum. Bu da değildi zaten. Bu da değildi zaten. 47 ile aralarında asal dediğime baktığım zaman 47 ile 6 2'ye bölünmez 47. 3'e de bölünmez. Evet aralarında asal diyorum. Zaten bunu da elemiştik. 49 ile baktığımız zaman e, 49 ile 6 2'ye bölünmez 49, 3'e bölünmez 49. Evet aralığına salıyorum. Dolayısıyla A sayısı yani şurada birler basamandaki A sayısı 1 olabilir. 41 olur o zaman. E aynı zamanda 3 olabilir. 43 olur o zaman. E 5 olamaz. E 7 olabilir. 47 olur o zaman. 47 ile 6 aralığına sal ve 9 olabilir. 49 ile 6 aralarında asal olduğu için. Dolayısıyla 4 farklı değer alabilir diyoruz. 1, 3, 7, 9 şeklinde diyoruz. Şimdi geldik 2023 LGS benzeri bir sorumuza. Şimdi senle beraber bak yukarıda 2 bilye yeni nesil sorularda bak şunları bilmemiz gerekiyor. Bir kere günlük yaşamdan bir problem vermeye çalışıp soruyu e renklendirmeye çalışıyorlar. Yani soru gerçekten birazcık böyle e, gel yaşam durumları olsun öyle çok klasik bir soru olmasın. Hangisi aralarında asal hangisi aralarında asal değildir diye sormayalım diye böyle oyunlar yapıyorlar bize. Yukarıda iki bilye torbası ve bu torbalarda bulunan bilye sayıları verilmiş demiş. 24 bilye 32 bilye tamam. Bu torbalara belli sayılarda bilye eklenince torbalardaki bilye sayıları aralarında asal olmaktır demiş. Ha, aralarında asal olmaktır demiş. Buna göre torbalara eklenen bilye sayıları aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Şimdi bakıyoruz. Birinci torbaya bir bilye eklenirse. Birinci torbada 25 burada artık var. Peki ikinci torbaya bir eklenirse. E, o zaman kaç olur burada? 33 burada olur. 25 ile 33 aralarında asal mı sence? Asaldır hocam. Harikasın aralarında asaldır. Neden? Çünkü hiçbir ortak bölünü yoktur. Gerçekten de e, ne 5'e bölünebilir, ne 2'ye bölünebilir, ne 3'e bölünebilir ikisi de aynı anda. Dolayısıyla hiçbir ortak bölünü yok birden başka. Dolayısıyla bu aralarında asaldır. Bu olabilir. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Şimdi bu sefer 24'e 2 eklersen 26 olur. Ee, 32'ye 1 eklersen 33 olur. 26 ile 33 aralarında asal mı acaba? Bakıyorum diyorum ki... İkiye bölünür mü? Bölünmez. Üçe bölünür mü? Bölünmez. İkisi aynı anda. Bu bölünür ama bu bölünmez. Bu ikiye bölünür ama bu bölünmez gibi düşün. E, dörde bölünür mü? Hayır olmaz. Dolayısıyla bunlar da aralarında asal. Dolayısıyla hiçbir ortak böleni yoktur diyoruz. E, birden başka. Peki devam ediyorum. 24'e dörde bir eklersem 25 oldu. E, otuz ikiye üç eklersem 35 oldu. Bunlar aralarında asal mı evladım benim? Değiller. Harikasın. Aralarında asal değil çünkü ikisi de. Kaça bölünür? Beşe bölünürler hocam. Harikasın. 5'e bölünür ikisi de bravo diyorum. Çünkü ikisi de 5'e bölünür. Bu 5'e bölünebilir. Bu da 5'e bölünebilir. Dolayısıyla bunlar aralarında asal olamaz diyoruz. Cevabımızı bulduk bile. Bir de şunu deneyelim. 24'e 4 eklersek 8, 28 olur. 32'ye 5 eklersek 37 olur. Bunlar da aralarında asal oluyor. Hiçbir ortak bölünü olmuyor. Bunu da eledik. Dolayısıyla cevabımızın C seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi de geldik artık son öğrenciyemiz başlık. O da EBOB ekokun özelliklerine. Şimdi iki sayının EBOB ile ECOG'un çarpımı sayıların çarpımına eşittir özelliğini bilmemiz gerekiyor. Bazı sınavları çıkıyor. Testlerde kesinlikle çıkıyor. Bak mesela EBOB 8,20. 8 ve 20'nin EBOB ile 8 ve 20'nin EKOK'unun çarpımı çok basit. 8 ile 20'nin çarpımına eşittir. Yani cevabımız 160'tır diye söyleyebiliriz. Bu önemli bir özellik. Şimdi istersen yapalım sana beraber. 8 ve 20'yi 2'ye böldüm. 4, 10. Bunu yuvarlak içine aldım. İkisini aynı anda böldüm. İkiye böldüm. İki, beş. Bunu da yuvarlak içine aldım. İkisini aynı anda böldüm. İkiye böldüm. Bir, beş. Beşe böldüm. Bir. Bunları yuvarlak içine almıyorum. Çünkü sadece bir tanesini böldü. Şimdi ebopları dediğim şey bu ikisinin çarpımı. Yani dörttür. Bak bunların ebopları dörttür. Hop. Ekok dediğim şey bunların hepsi çarpımı. İki kere iki dört. Dört kere iki sekiz. Sekiz kere beş kırk. O zaman ekok dediğimiz şey de kırktır. Hop. Şimdi dörtle kırkı çarparsak kaç eder? 160. Al sana 8 ile 20'nin çarpımına eşittir diyorum. Şimdi ikinci bir özelliğimizde birbirinin katı olan sayıların EBOB'u aslında küçük sayıya denk eşit. EKOK'u ise büyük sayıya eşittir. Mesela örnek olarak 20 ile 40'ın EBOB'u 20'dir. EKOK'u da 40'tır diye söyleyebiliriz. Hemen seninle beraber yapalım. Bak 20 yazalım 40 yazalım. Bölüyorum. 2'ye böldüm. 20, 10 yuvarlak için aldım. 2'ye böldüm. E, 10, 5 yuvarlak için aldım. E, ikiye böldüm. 5, e, 5 yuvarlak için almıyorum. 5'e böldüm. 1, 1. E, bu da yuvarlak için aldım. Şimdi EBOB dediğim bir şey bu üçünün çarpımıdır. 2 İk kere 2, 4. 4 kere 5, 20. Evet doğru. Ekok dediğimiz şey de bunların hepsinin çarpım. 2 İk kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 5, 40. Bu da doğru. Dolayısıyla küçük olan sayı EBOB, büyük olan sayı da e, e, ekok diyoruz. Ve hemen en son özelliğimize geçiyoruz. Aralarında asal sayıların ebobu birdir. Bu çok önemli. Bu özellik sınavlarda çok çıkıyor. Onu da söylemek istiyorum. Aralarında asal sayılar varsa bunların ebobu ortak bölenleri birdir. Çünkü hiçbir ortak böleni yoktur. Zaten aralarında saldığın manası bu. Ekoku da sayıların çarpımına eşittir. Çarpımına eşit. Şimdi mesela 8 ile 15 aralığında asal sayılar mı? Evet hocam. Evet doğru aralığında asal sayılar. 8 ile 15'in EBOB'u birdir. Hiçbir ortak bölün yoktu zaten. Ortak bölen demek ki bu zaten OB. Dolayısıyla EKOX'a ortak katı ve bunların da çarpımı oluyor. 8 kere 15 oluyor. 8 kere 15'te de e, 120 çıkıyor cevabımız. Dolayısıyla EBOB, EKOK'u çok basit. Aralarında asal sayılarsak ki sınavlarda, testlerde acayip popülerdir bu. EBOB'unun bir olduğunu bilmemiz gerekir. Hemen bir tane soru. A, 20, A ve 20 sayıların EBOB'u 4, EKOK'u 80 de demiş. Buna göre A sayısı kaç demiş. Şimdi formülle bunu çözebiliriz. Ne demiştik? Şimdi eğer bir sayının EBOB'uyla A ile 20 sayısının EBOB'u kaçmış burada? 4 demiş. Eko ise hemen böyle yazalım. Böyle birazcık daha gözükür olsun. E, ee, 80'miş. Şimdi ne demiştik? Sayıların çarpımları EBOB'la EKOK'un çarpımına eşittir. Dolayısıyla A ile 20'nin çarpımı 4 ile 80'in çarpımına eşittir. 4 ile 80'in çarpımı 320'dir. A ile 20'nin çarpımı 320 ise 320'yi 20'ye bölelim tak diye A'nın 16 olduğunu bulmuş olduk diyoruz. Ve geldik artık son sorumuza. A ve B aralarında asal sayılar olmak üzere. Dikkat et, aralarında asal sayılar olmak üzere. EBOB'ları ile EKOK'larının toplamı 61'miş. A artı B en az kaçtır diye sormuş. Çok kıl bir soruya benziyor bakalım. Şimdi bir kere aralarında asal sayılar dediği anda... Bunların EBOB'ları nedir Tonguç Eren Bey? Birdir hocam. Harikasın. Aralarında asal sayıların EBOB'u birdir. Bu çok önemli. O zaman EKOK'ları ise ne onu bul bulmaya çalışacağız. Bak birle bir şeyi topluyorsun 61 çıkıyor. O zaman bu topladığımız şeyin de 60 olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki sayıların ekokları ekokları 60'mış. Ve aralarında asal sayıların aslında ekoku dediğimiz şey şeyse sayıların çarpımına eşitti. Sayıların çarpımı demek ki 60'mış bizim için. Öyle aralarında asal sayılar seçeceğiz ki Bunların çarpımı 60 olacak. Şimdi 60'ın çarpanlarına bakalım mı seninle beraber? Bir kere 60 olabilir. Çarpan bulmayı zaten biliyorduk. 2 kere 30 olabilir. E 3 kere 20 olabilir. E 4 kere 15 olabilir. E 5 kere 12 olabilir. 6 kere 10 olabilir. E 7 kere olur mu? 8 kere olur mu? 9 kere olur mu? On kere zaten bitti. O zaman bu kadar. Şimdi bunlardan hangileri aralarında asal? 1 ile 60 aralarında asal olabilir. 1 ile bütün bütünsel aralarında asal. 2 ile 30 değil çünkü 2'ye de çift sayı bu gitti. 3 ile 20 evet aralarında asal. Hiçbir ortak böleni yok. 4 ile 15 aralarında asal. Hiçbir ortak böleni yok. 5 ile 12 aralarında asal. Hiçbir ortak böleni yok ve 6 ile 10 aralarında asal değil çünkü 2'ye de çift sayı. Şimdi biz bunlardan seçebiliriz. Çünkü ne demişti? A ile B aralarında asal sayılar olmak zorunda Bu olabilir, bu olabilir veya bu olabilir. Şimdi diyor ki Bunların toplamları en az olmasını istiyor. Bu ikisinin toplamı 61 olur. Bu ikisinin toplamı 23 olur. Bu ikisinin toplamı 19 olur. Bu ikisinin toplamı da 17 olur. Hangisi en az olabilir? Demek ki 17 en az 17'dir cevabımız diyoruz. Çok önemli bir soru tarzı. Tam bir LGS mantığı soru tarzı. Aralarında saldığı kullandık. Evoplarının bir olduğunu bulduk. Ekoklarını bulduk. Ekokları aralarında saldığı çarpımı da dedik. E o zaman 60 nerelerin çarpımıdır diye çarpan bulmayı kullandık ve sonrasında burada aralarında asal olduğunu tekrar hatırlayarak bunları seçtik. Diğerlerini eledik, eledik ve sonrasında kalanlardan da en az toplama sahip olanı bulmuş olduk diyorum. Çok önemli diyorum. İlk hafta ödev yoktu. Artık ödevli, görevli günlere geliyoruz. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın bakalım. Eko çikolata çok. Emo. Eko çikolata çok. Emo. Eko çikolata çok. Emo. Eko çikolata çok. çok. Çarpanlar katlar, insan sıkıntıdan patlar. Eee kok hiçbir fikrim yok Tonguç fikir alsam Bir sayıyı tam bölen kalansız bölen sayılara O sayının çarpanları denir bölen de denir çarpanlara Sayı büyüdükçe çarpanlar artmaz belki En küçük çarpan birdir En büyük kendisi Bir sayının çarpanı aynı zamanda bölenidir 15'in bölenleri bir 3 5 ve kendisidir 12'nin çarpanlarının toplamı kaçtır Hesaplamak için çarpanlarına ayır Yes buldum sonuç Música